Herkese selamlar. Biliyorsunuz, geçenlerde kategorisiz kitap önerileri şeklinde bir video serisi başlattım ve orada birbirinden bağımsız, herhangi bir başlık altında toplayamayacağım kitap önerilerinde bulunuyordum. Fakat çok çok istikrarlı bir insan olduğum için bugün kategorili bir video çekesim geldi ve bu videoda Jaguar yayınlarından çıkmış kitaplardan bahsedeceğim. Hatta sadece Jaguar'dan çıkan kitaplar değil, ayrı 3-5 başlık altında daha toplanabilecek bir video olacak bu. Çünkü bu kitapların her biri farklı Coğrafyadan her biri sarsıcı, her biri etkileyici böyle değişik birçok ortak yönleri var ama ben Jaguar kitaptan öneriler şeklinde paylaşacağım bunu muhtemelen neden Jaguar diye sormayacaksınız ama ben yine de kısaca bahsedeyim. Ben Jaguar yayınlarını çok seviyorum. ...başta zaten kapaklarıyla hepimizin dikkatini çekmişti. Kapak tasarımları çok güzel. Bir de bunun yanı sıra açıkçası benim edebiyat çerçevemi genişleten bir yayın evi oldu. Çünkü ben bugüne kadar işte bir tek Türk edebiyatını biliyorum. Rus edebiyatını çok seviyorum, tamam. İngiliz edebiyatına aşinayım ama farklı coğrafyalardan yazarlara... ...ya da klasik dışında çağdaş edebiyata çok yakın olan birisi değildim. Bu açıda beni çok güzel yazarlarla, eserlerle tanıştırmış oldu... Ve ufkumu genişlettiğini, çerçevemi genişlettiğini düşünüyorum. O yüzden de Jaguar kitabı çok çok seviyorum. E kitapların çoğu çok çarpıcı, beni etkileyen kitaplar oldu. Biraz da bu yüzden Jaguar'dan öneriler sunayım dedim. Sizler için de faydalı bir video olmasını umarak hemen başlıyorum. İlk kitabım Enrique Villa Matas'tan Montano Hastalığı. Montano isminde bir yazar. Yazmayı bırakan yazarlarla ilgili bir roman yazdıktan sonra kendisi de yazamamaya başlıyor. Bir tür writer block dediğimiz yazma tıkanıklığı diye tabir edebileceğimiz bir duruma yakalanıyor. Yine enteresan bir şekilde babası da farklı bir edebiyat hastalığından muzdarip. O da her şeyi edebiyatla bağlıyor. Yani her şeyde bir edebi çağrışım, yazarlar, kitaplar bunlardan bağımsız düşünemiyor. Böyle bir anormallik yaşıyor. Hem oğluna yardım etmek istiyor hem kendi durumundan kurtulmak istiyor. Bu yüzden günlük tutmaya başlıyor. Oğlunun yanına gidiyor işte ona yardım etmeye çalışıyor falan derken böyle bir kurguyla açılıyor kitap. Sonra ikinci bölüme bir geçiyorsunuz şok. Belki çok şok yaşamazsınız ama eminim çok şaşıracaksınız. Ben de çok şaşırmıştım. Artık kitap farklı bir boyuta geçiyor benim için. Bir yolculuğa dönüşüyor, bir edebiyat yolculuğu ama bu yolculuk düz bir yolda değil, bir labirentin içinde yazarın peşinden koşa koşa çıkmaya çalıştığınız bir yolculuk olacak. Bu yüzden yer yer yorucu gelebilir. Çünkü o yolda edebiyat yolculuğu dediğimiz için birçok yazarla karşılaşacaksınız. Birçok güçlü yazarla diyeyim hatta. Aşina olduğum isimler olduğu için çok zevk alarak okudum ama bir aşinalığınız yoksa belki sıkabilir, yorabilir diye düşünüyorum. Fakat güzel bir liste de oluşturabilirsiniz. Oradaki eserleri, yazarları not ederseniz dolu dolu çok enteresan bir kitaptı bence ve sadece roman tekniğiyle de yazılmamış. İçinde farklı anlatım türleri de vardı. Bu açıdan da bu kitabın yine artısı var diyebilirim. Bence çok güzel bir kurgu olmuş. Edebiyata karşı bir saplantınız varsa bence siz de çok zevk alarak okuyacaksınız. Mesela beni oradan yakaladı. Çünkü bir takım anormalliklerim vardı. Kafka'ya nişanlım diyordum. Birçok insan bunu duyduğu zaman kafa açıyorsun der. Bunlar olabilen şeyler ya. Biraz daha anlayışla karşılamak gerekir. Bu kitabı okuyun okuyun. Çok güzel bir kitap. Ve bir diğer kitabım çok enteresan. Yine bu Montano hastalığında ismi geçen yazarlardan birisi. Çünkü yine önemli isimlerden birisi. Robert Walser'den Jakob von Gunten. Almanca'ya en son lisede bıraktığım için üzgünüm. Çok güzel bir kitaptı. Yine bir karakter üzerinden bir takım sorgulamaların, eleştirilerin yapıldığı bir kitap. Karakterimiz Jakob von Gunten 17 yaşında varlıklı bir ailede yetişmiş. Fakat birazcık daha böyle özgür ruhlu, kendi hayatıma kendim idame ettireyim kafasında ailesinden kaçıp Benyamenta Erkek Enstitüsü'ne kaydoluyor. Bu Benyamenta Erkek Enstitüsü'nün de şöyle bir önemi var. Bu okulda uşak yetiştiriliyor bir nevi yani üst düzey insanlara ya da varlıklı insanların evinde hizmet edecek erkekler yetiştiriliyor bu yüzden okulda öğretilen tek şey Sabır ve itaat. itaat etmeyi öğretiyorlar tamamen. Başka hiçbir şey yok yani bomboş diyebilirsiniz eğitim anlamında. Hatta Yakup bunu eleştiriyor. Ve Yakup karakter olarak az çok zaten okudukça tanıyorsunuz çok itaat edecek birisi gibi değil. Böyle bir karakterin böyle bir enstitüde yaşadıklarını okuyorsunuz. Onun gözlemleri, oradaki eğitmenleri, işte oradaki arkadaşlarıyla olan ilişkileri, arkadaşları hakkında fikirleri vesaire. ve Kitap ilerledikçe Yakup'un yaşadığı çelişkileri de görmeye başlıyorsunuz. Hoş, sorgulatıcı, güzel bir kitaptı. Birçok yazara da ilham olmuş bir karakter olur Yakup. Öyle biliyorum. Tavsiye edilir. Ve bir sonraki kitabımla Japonya'ya gidiyoruz. Bu seferki Tanizaki'den Bir Kedi Bir Adam İki Kadın isimli. Bu kitap baktığınız zaman çok masum duruyor kapağı ismi bir adam var bir kedi var iki kadın var nasıl bir kurgusu olabilir diyorsunuz ama çok enteresan bir şey çıkıyor yine ortaya bir adam var birisi eski karısı birisi yeni karısı olmak üzere iki kadın bunların arasındaki ilişki üzerine kurgulanmış. Bir kitap tabii ki bu kadınların arasında bir çekişme olacak. Bunu okuyacaksınız ama kedi ne alaka? İşte o kedi her şeyin kilit noktası. O kedi öyle enteresan şeylere ışık tutuyor ki okuyunca şaşıracaksınız. Karakterler size kitabın en başında nasıl geliyorsa sonunda o şekilde gelmeyecek. Artık onlarla ilgili farklı yargılara sahip olacaksınız ve her şey kedi üzerinden çözülecek. O yüzden kedi çok çok önemli karakterlerden birisi. Kedi adamın kedisi ama nasıl seviyor böyle bir sevgi yok yani. Çok onu başka yerlere koyuyor. Bir gün eski karısından bir mektup geliyor. Yeni karısından sadece şunu rica ediyor. Bak ben hiçbir şey istemiyorum. Evden diyor kırık bir çanak dahi almıyorum ama o kediyi bana yollayın. Kedi bende kalsın. Yani olur. Bunda bir sıkıntı yok diye düşünüyor yeni karısı. Fakat sonrasında olaylar enteresan yerlere gitmeye başlıyor. Güzel bir kitapta ince, hoş bir oturuşta bitirebileceğiniz ama üzerine düşünürseniz daha derin anlamları çıkarabileceğiniz bir kitap. Bir sonraki kitabım oldukça sarsıcı kitaplardan birisi. Daha önce bahsetmiştim ama bu videoda da tekrar bu kitabı koymak istedim. Guillermo Rosales'ten Felaket Zedeler Evi. Şöyle kısaca bahsedeyim. Küba'dan Miami'ye sürgün olarak gelmiş bir yazar. Oradaki ailesi tarafından da istenmiyor. Uzaktan akrabaları gibi düşünün. Bir bakım evine bırakılıyor. Burada yaşadığı olaylar okuyorsunuz. Ne kadar etkili olabilir? Yani ancak bu kadar etkili olabilir. Çünkü bunun gerçeğe dayanlığını biliyorsunuz. Direkt otobiyografik roman diyebilirim. Hani otobiyografi havasında demeyeceğim. Çünkü yazar bence direkt kendinden bahsediyor. Ediyor. O da yine aynı şekilde devrim sonrası Küba'dan Amerika'ya geliyor ve onların yerleştirildiği bir bölge var. Bakım evlerinde yine bu şekilde bakım evleri falan var. Güya yardım adı altında rezil şartlarda yaşatıyorlar o insanları. Yazarda inanılmaz bir hayal kırıklığı var. Hem siyasi hem toplumsal hem kişisel birçok hayatında inandığı birçok şey boş çıkıyor. Tutunacak bir daha bulamıyor. Hatta intihar etmeden önce birçok eserini de yakıyor, yok ediyor. Dünyadan kendilerince intikamını alıp gidiyor diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten kalemiyle tanıştığınızda çok güçlü bir kitap olduğunu göreceksiniz. Yani şu incecik kitap neler hissettiriyor, kim bilir başka neler yazdı ama biz asla okuyamayacağız. Çünkü bizim hak etmediğimizi düşünmüş. Ve bence haklı da yaşadıklarına bakılırsa. Velhasıl burada dediğim gibi yazarın kendi hayatında da şizofreni teşhisi konulduğunda kaldığı bakım evine benzer yere benzeterek William Figueres karakteri üzerine o bakım evi ortamını anlatıyor ama gerçekten öyle bir tanımlıyor ki çok kötü hissediyorsunuz. Karakterin o bakım evinde yaşadıklarının yanı sıra o bakım evindeki diğer düşkünler diyelim. Her biri ayrı ayrı çok güzel işlenmiş. Her birinin hayatını yine bence çok merak edeceksiniz. Onların birbirleriyle ilişkileri, orayı yürüten, yöneten kişilerin düşkünlere davranış şekilleri, amaçları, iğrençlikleri vesaire böyle gerçekten hepsi aslında bir takım gerçekleri çat 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 yüzünüze vuruyor. Sert, çok sert, sarsıcı bir kitap. Bazı kitaplar yazarın hayatını bilerek okuduğunuzda çok daha etkileyici oluyor. Keşke tamamen kurgu olsaydı, gerçeğe dayanmasaydı diyeceğiniz bir kitap. Son kitabım yine çok sarsıcı isimlerden birisi. Çoğrandan Umutsuzluğun Doruklarında. Hatırlarsanız Doğmuş Olmanın Sakıncası üstüne kitabından daha önce bahsetmiştim. Bu kitap da yine bir fikir kitabı ve bu Chiora'nın yazdığı ilk kitap diyebiliyorum. Yanlış olmasın 22-23 yaşlarında bir uykusuzluk hastalığına yakalanıyor. Hatta onu tarif edeşi falan var. Böyle uyuyamıyor. Onu bir tür cehennem olarak ifade ediyordu. O dönemde yazdığı aslında yazdığı için hayatta kaldı ve diğer eserlerinin temelini oluşturan bir kitap diyebiliriz bu kitap için. Çünkü yazmasaydı muhtemelen intihar edecekti benim anladığım bu. Ve böyle böyle diğer kitaplara da bir zemin olmuş oluyor. İyi ki yazmış diye diyeceksiniz okuyunca ya da iyi ki okudum diyeceksiniz Çünkü muazzam kafa açıcı bir eser bu kitapta birçok kavram hakkında Aslında fikirlerini okuyorsunuz böyle parça parça kısa bir iki sayfadan oluşan başlık başlık ayırmış işte yaşam ölüm acı çalışmak aşk bilgelik birçok şeye değiniyor ve altını çizmekten helak olacaksınız eminim. Kitabı elime alıyorum. Bilmiyorum görünür mü? Çizdiğim yerler var. Açıyorum, çizdiğim yeri okuyorum. Sonra gözüm bir üstüne ya da altına takılıyor. Aa diyorum burası da çok güzelmiş. Ben buraya niye çizmemişim? Şimdi çizeyim falan. Baktım olacak gibi değil. Yani kitabın hepsini çizeceğim. En iyisi dedim ara ara açayım çizilmiş, çizilmemiş yerleri okuyayım. Zaten kısa bölümlerden oluşuyor. Dediğim gibi başlık başlık atıyorum. Ölüm üstüne yazmış. Burayı okuyayım. Bir gün işte acı kısmını okuyayım vesaire. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Yine diğer kitabı doğmuş olmanın sakıncası üstüne içinde aynı şey söyledim. Böyle elinizin altında olacak. Ara ara açıp okuyacaksınız. O biraz daha aforizma şeklinde. Belki okuması daha kolay olabilir. Ama bu kitapla da başlayabilirsiniz. Şimdi ben aydınlanmayı çok seven bir insanım. Aydınlanmak derken bir şeylerin farkına varmak. Aa evet bu da böyle ya da bir konuyla ilgili ufkunun genişlemesi, farklı düşünebilmen, farklı pencereler açılması vesaire. Şu anda bunu çok yaşıyorum. Okuduktan sonra gerçekten bir dersten çıkmış gibi hissediyorum. Bir öğretmen öğrenci arasında olması gereken ilişki vardır ya. Dolduruyor beni gerçekten. Hem dolduruyor, hem doyuruyor, hem aydınlatıyor. Tabii kafamı doldururken bir anda yeni şeylere de yer açıyor, boşaltıyor gibi de. Çünkü bir şeyleri bildikçe bilmediğiniz şeylerin de farkına varıyorsunuz. Onların fazlalığı daha ağır basıyor. Böyle bir karmaşık bir durum yaşatıyor ve ben bundan çok zevk alıyorum. Yorması, düşündürmesi, sorgulatması bunlar çok hoşuma gidiyor. Bu tür kitapları çok seviyorum. Yine sizin de bu şekilde önerileriniz varsa beklerim tabii ki yorumlarda. Bugünlük benim bahsedeceğim kitaplar bunlardı. 5 tane kitaptan bahsettim. Hepsi Jaguar'dan, hepsi sarsıcı, hepsi özel kitaplar. Umarım severek izlemişsinizdir. Bir sonraki videom Mayıs videosu olacak ve Mayıs ayım çok güzel gidiyor. Çok güzel kitaplar okuyorum. O bahsettiğim kitapların üstüne birkaç kitap daha ekledim. Hepsinden bahsedeceğim ay sonunda. O zaman ay sonu görüşmek üzere. Hoşçakalın.